Merhaba, Investaz'a yatırım menkul değerlerden ben Engin Tozkopara. Piyasalara baktığımızda Euro-Dolar paritesinde dün de yükseliş trendinin devam ettiğini gördük. Veri akışı bakımından önemli olabilecek veriler Euro bölgesi ve Almanya PMI verileriydi. Euro bölgesi ve Almanya PMI verileri beklenti altında kaldı. Ancak rakama baktığımızda 55 seviyesi üzerinde olduğu için olumlu olarak aslında değerlendirilebilir Euro bölgesi için. Onun dışında ABD tarafına baktığımızda ABD PMI verileri vardı. Bunlar beklenti üzerinde gerçekleşti. Mevcut ev satışları ise beklenti altında kaldı. Dün Euro-Dolar paritesinde doların değer kazanmasıyla kısmi geri çekilmelerin olduğunu gördük. Destek noktası olarak burada takip edilebilecek 1.16.20 seviyesi var. Bunun altında bir fiyatlama görürsek 1.15 seviyelerine kadar geri çekilme Euro-Dolar'da normal olarak karşılanabilir. Yükselişlerde ise direnç olarak karşılaşacağımız iki tane noktamız var. Birincisi 1.16.80, ikincisi 1.17.20 seviyesi Euro-Dolar için takip edilebilir. Kur tarafına bakacak olursak, dolar Türk lirasında özellikle Yellen konuşması sonrasında geri çekilmeden sonra sakin bir fiyatlama vardı. Ancak geçtiğimiz hafta Cuma günü Fitch'in Türkiye raporu açıklandı ve Türkiye'nin notunu Fitch teyit etti. Bu kurda yeni haftaya başlarken özellikle dün açılıştan sonra kurda sert yükselişlere neden oldu. 3.57 seviyelerine yaklaştığını gördük fiyatlamanın. Genel anlamda baktığımızda 3.50 seviyesi üzerinde özellikle de 3.51.80 seviyesi üzerinden 3.51.80 seviyesinden destek alan kur yükseliş eğilimi devam etmekte. 3.50'yi aşağı yönlü kıramadığı sürece yükseliş eğilimi devam etmekte. Yükselişlerde takip edebileceğimiz direnç noktaları birinci aşamada 3.55.60 seviyesi, üzerinde bir fiyatlama görürsek 3.56.50 seviyesi takip edilebilir. Geri çekilmelerde de ilk etapta karşılaşacağımız destek noktası 3.54.80, daha altında bir fiyatlama görürsek de 3.54 seviyesi takip edilebilir. Altın tarafına bakacak olursak altında yükselişlerin devam ettiğini görüyoruz. Özellikle Yellen'ın konuşması sonrası piyasada bayağı etkili olmuştu. Altın fiyatları üzerinde de etkili. Doların küresel piyasada zayıflaması güvenli varlık alımlarını tekrar ön plana çıkarmış durumda. Burada mesela yeni de dahil edebiliriz. Altındaki yükselişi tetikledi özellikle 1220 dolar üzerindeki fiyatlamayla. 1250 seviyesi de altın için kritikti. Bunun üzerine fiyatlama devam ediyor. Direnç noktası olarak 1258, devamında 1264 seviyesi takip edilebilir. Destek noktası olarak ciddi anlamda takip edebileceğimiz birinci seviye 1250 seviyesi. Daha altında bir fiyatlama görürsek de diğer destek noktası bizim için 1243 seviyesi olabilir. Investaz'a yatırım menkul değerler, iyi yatırımlar diler.